Rize, Trabzon'dan sonra bölgenin en önemli ikinci şehri. Yöre halkının deyimiyle yeşil altın çayın başkenti. Sahil yoluyla Trabzon'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu da arabayla yaklaşık 1 saatlik bir mesafe demek. Şehre yaklaşırken bize önce hoş geldiniz tabelası, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri karşılıyor. Rize, Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Zaten şehirde nereye baksanız Cumhurbaşkanı'nın ya ismi ya da resmi karşınıza çıkıyor. AK Parti burada seçim kampanyasını Başbakan Ahmet Davutoğlu değil, adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden sürdürüyor. Rizeliler hemşerileri Recep Tayyip Erdoğan ile büyük gurur duyuyor. Bunu da asla saklamıyorlar. Rizeli seçmene mikrofon uzattığımızda tercihini ne partiye ne de vaatlere, sadece lidere göre yapacağını söylüyor. Bugün sürüklediği zaman Cumhurbaşkanı sürüklüyor, yani Tayyip Bey sürüklüyor. Yani kim adaydır, kim... Ben çok o kadar aslında bakmamız lazım ama bizi daha çok kendisinin söylemleri ilgilendiriyor yani. Çok vekiller o kadar, biraz yuvarlama olacak ama çok o kadar ilgilenmiyorum yani. Ya bizde şimdi bir Erdoğan faktörü vardır zaten. Erdoğan Rizelidir, hemşerimizdir. Yani desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ha böyle yarışsam da Erdoğan'a versem, bir çidane versem. Başbakan, başbakan, başbakan. Büyük baba, büyük baba. Ha, o bir tane daha şimdi başbakan oldu ya, unutuyorum adını. Neydi onun? Ahmet Davutoğlu. Ha, Ahmet Davutoğlu. Allah yaşatsın onları, paşaları yaşatsın sizi. Bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi AK Parti Rize'de yıllardır en güçlü parti. 2011 genel seçimlerinde oyların %69'unu alarak şehrin 3 milletvekilliği koltuğuna birden sahip oldu. 2014 yerel seçimlerinde de %70'e yakın bir oy oranıyla belediye başkanlığı AK Parti'nin oldu. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan %80.57 ile Türkiye genelinde en yüksek oyu Rizeli hemşerilerinden aldı. Bugünlerde sohbet konusunu seçimler ve Recep Tayyip Erdoğan ismi belirlese de şehirde genelde en çok konuşulan mesele çay. En büyük sorunumuz çay, daha rayına oturmamış yani, sıkıntılar var. Çayda işte daha fiyat artırması, mesela fiyatları çok düşük, emeğinin karşılığı yok sayılır. Rize'de tarım denince akla çay geliyor. 200 binden fazla insan geçimini çay bahçelerinde çalışarak sağlıyor. Bugün sabah 7'de geldim. 7'den beri buradayım. 7'den beri ıslak tarla giriyoruz. Şimdi kurudu bakma. Islak zamanda 61 yaşındayım. Maşallah. 61 yaşında çocuklarım için mücadele etmek istiyorum. Ne yapayım biraz daha. Ama çoğunlukla kadınlar çok eziliyor. Kadınlar var ya, hep ezilen kadın, hep buradaki kadınlar çok, yarıcılar var, daha çok eziliyor. Çok zor, zahmetli bir iş çay yapmak. Çok zor. Yani zorluğuna karşılık parası az. Onu diyeceğim ben de. Değiyor mu bari bu kadar uğraşa? Yok, bu kadar ince, bak ha buna ha bak. Bu ne, ha, pirinç gibi incecik çay. Bir de ıslak olursa bundan 100 kiloda 10 kilo filo kesiyor. Yani kantarda. Sen götürüyorsun bu kadar ince çay, biraz kalın yüksek toplasan kota geliyor, zaten kontajan geliyor, veremiyorsun. Özele verince özel de fiyatı düşürüyor. Bir de bir nevi baskı yapıyor, özel de baskı yapıyor. Bir küçük böyle bir hafta geçti mi baskı yapıyor. Ki sen kotayı kontajana koy, bize versin diye. Onlara verince de tabii fiyat düşük oluyor. Onun için biz de ince ince çay toplamak zorundayız. Rize'de çay hayatın merkezinde. Düğünden cenazeye bütün yaşam çayın etrafında şekilleniyor. Hal böyle olunca da çaydaki sıkıntılar hem ekonomiyi hem de siyaseti derinden etkiliyor. Rize'nin 12-13 senedir bir hayli sorunları var. Beklentileri fazla. Rize'nin beklentileri çayla ilgili. Çay bizim olmasa olmazımızındır. Çünkü her aile çayla mutfağında sokacağı her şeyin karşılığında çaydan alıyor. Başka bir şeyimiz yok yani, alternatif bir şeklimiz de yok.
Rize'nin tek gelir kaynağı, getir kaynağı ve çaydır. Başka var mı? Peki etkiler mi sizce dağda? Etkiler, bu seçimde etkileyecek. AK Parti'nin gücünü Rize'de tek etkileyebilecek konu çay olunca muhalefet partileri de seçim kampanyaları içinde önceliği çaya veriyor. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Milli İttifak, Rize 1. sıra adayı Salih Uzun, hükümetin çay politikasını eleştirerek üreticinin yanında olduklarını söylüyor. Başbakanımız geldi Rize'de, Rize Meydanı'nda konuştu. Çayla ilgili bir kelime yapmadı. Rize'de 320 bin nüfus var, 220 bin çay müstahsili var, çay üreticisi var. Yani çay memleketinde, çayın başkentine geleceksin, konuşacaksın. Çayla ilgili bir kelime yapmayacaksın. Üstelik çayın başladığı bir zamanda. Çay geçim kaynağı olmaktan çıkınca millet İstanbul'da o yana bu yana 1000 liraya, 1500 liraya taşeron işçi olarak çalışmaya gidiyor, memleketini terk ediyor. Biz bu milleti buraya tutmaya kararlıyız. CHP'nin 1. sıra adayı Kenan Bıyık da üreticinin en büyük sıkıntısı olan kaçakçaya dikkat çekiyor. Temel sorun kaçak çay. Yani ürettiğimiz çayla tükettiğimiz çay arasında yaklaşık 50-55-60 bin ton fark var. Şimdi devlet kaçak mazotu önlüyor. Devlettir önlemek durumunda. Tüm kaçak olan şeyleri önlemek durumunda ama çayla ilgili bir önlemi yok. CHP'nin bu seçimlerde hedefi 38 yıl sonra ilk kez Rize'den bir milletvekilini meclise göndermek. Çok umutluyuz. Bizim 38 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yok. En son buradan Sami Kumbasar, Yılmaz Balta milletvekillerimiz oldu. Allah rahmet eylesin, Yılmaz Balta abimiz vefat etti. Ondan sonra milletvekilimiz olmadı. Burada bir ezber bozduk ve tarihi değiştireceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben Rize'nin milletvekili olacağım. Selda Karafazlı, Halkların Demokratik Partisi Rize 2. sıra adayı. Karafazlı çay konusunun yanı sıra HES'lerin de bölge için büyük bir problem olduğunu söylüyor. Hukuksuzca hareket edilen ve çalışan firmalar var. Şu an bizim akan derelerimiz kurudu. Önceden çocuklar, gençler ben biliyorum anlatılırdı. Hatta babam anlatırdı. Derede karşıdan karşıya geçme yarışı yaparlarmış. Dere o kadar yoğun akarmış. Partisinin Trabzon'da olduğu gibi burada da zor koşullar altında çalıştığını belirten Selda Karafazlı'ya göre sadece kendileri değil HDP seçmenleri de risk altında. Benim burada yapabildiğim en büyük şey küçük küçük el ilanlarımızdan, bildirilerimizden insanlara veriyorum. Ve bunları okumak istiyorlar ama korkudan hemen çantalarını atıyorlar. Hatta katlayıp küçük küçük hale getirip cebine koyanlar var. Çünkü o elinde sokakta görünmek istemiyor, bu riski biliyor. Yani sorunlarımız aslında açık açık yasal bir parti olmamıza rağmen yasal hareket edememek. Yani bize yasal değilmişiz gibi davranılıyor. Yani biz haklarımızı burada kullanamıyoruz, öyle söyleyeyim kısaca. Rize'de HDP'nin tek seçim ofisi Fındıklı ilçesinde yer alıyor. HDP bayrak ve posterlerinin burada rahatça asılabilmesinin nedeni ilçenin hem etnik hem de siyasi yapısının Rize'nin diğer bölgelerinden farklı olması. Lazlar ve Hemşinlilerin ağırlıklı olduğu ilçede uzun yıllar öncesinden gelen kuvvetli bir sol harekette bulunuyor. Burası gerçi Rize'nin bir ilçesi ama Rize'nin genel yapısından biraz farklı Fındıklı. Şöyle farklı, Fındıklı geçmişten günümüze kadar daha çok devrimcilerin, sosyalistlerin mücadele ettiği ve alan açtığı bir yer. O açıdan Fındıklı'da yani bizler zaten buranın yerli insanlarıyız ve herkes bizi tanıyor. Halk tanıyor, sokaklar bizi tanıyor. O yüzden bizim burada çalışmayı yürütmemiz daha rahat oluyor. Fındıklı'nın bir diğer özelliği ise 8 yıldır tüm HES projelerine direnmeyi başarmış olması. Birçok HES projesi olmasına rağmen bir çivi bile çaktırmadık. Her türlü, evet, fiili mücadelemizi sürdürüyoruz, hukuksal mücadeleyi sürdürüyoruz. Ama bugüne kadar bu vadilere, Fındıklı'ya HES şirketleri ve onların yandaşlarını sokmadık. Şimdiden sonra da sokmayı da düşünmüyoruz. Halkımız da bu konuda gerçekten kararlı. Çay ve HES'ler konusunda Rize halkının mücadelesi ve talepleri devam edecek. Bu süreçte kendi haklarını kim koruyacak, mücadelesini mecliste kim sürdürecek? 7 Haziran'da işte tüm bu soruların cevabı verilecek.
Şimdilik 243.273 seçmenin oyunu kullanacağı 949 sandıktan bir sürprizin çıkması beklenmiyor. Ama muhalefet partisi adaylarının dediği gibi Rize'de de her an her şey olabilir, ezber bozulup tarih yeniden yazılabilir.